Peki ama ne yiyorlar ya? Yani salata yiyorlar veganlar. Sebze yiyorlar. Yani pek de yiyecek bir şey yok. What the fuck? Ne yiyorlar ki veganlar? Vegan olursam aç kalırım diye düşünüyorum. Herkese merhaba, ben Melike. Almanya'dan halam gelmedi ama ben Berlin'e gittim ve Berlin'den bir şeyler aldım. Bugün onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Veganlar ne yer? Şu an göstereceğim hazır ürünler dışında ve daha önceki ürün videolarında gösterdiğim hazır ürünler dışında aslında doğanın bize sunduğu sayısız şey var. Nohut, mercimek, fasulyeler, kinoa, bulgur, pirinç, makarna. Kuru yemişler var. Kuru yemişlerden peynirler yapılıyor, sütler yapılıyor. Meyveler ve sebzeler, adlarını bilmediğimiz meyve ve sebzeler var. Aslında vegan olduktan sonra daha önceki beslenmenizde yediğiniz tek tip yiyeceklerden sıyrılıp çok çok daha fazla bir aralıkta yemek yiyebiliyorsunuz. Berlin'den birkaç yerden ürünler aldım. Bunlardan tabii ki en büyüğü Vegans. Vegans diye bir süpermarket var ve bu süpermarkette her şey vegan. Yani süpermarkete girdiğiniz zaman bir kere bile acaba bunun içinde süt tozu ya da bunun içinde saçma sapan hayvansal şeyler var mı diye düşünmüyorsunuz. Oradan bir sürü şey aldım. Onun dışında organik ürünler satan mağazalarda bayağı bir vegan seçenek oluyor. Bu marketlerden biri de Alnatura'ydı. Çoğu insanın vazgeçmekte oldukça zorlandığı peynir. Peynir ineğin yavrusu için ürettiği sütten yapılıyor. Ve biz bunları yediğimizde aslında kolesterol ve doymuş yağdan ve kaloriden başka bir şey almıyoruz. Ha bir de kasein maddesi var. Kasein maddesi bir nevi morfin türü. Şimdi size göstereceğim peynirlerde. Bu tarz maddeler yok. Size göstereceğim peynirlerde hiç kimse ölmedi. Size göstereceğim peynirlerde anne ile yavrusu ayrılmadı hiçbir hayvanın. En sevdiğim marka Biolife. Biolife'ın ana merkezinin Selanik'te olduğunu duyduğumda bayağı bir şaşırmıştım ve sevinmiştim. Türkiye'ye gelirler mi bilmiyorum. Aslında bir mail atmayı da düşünüyorum kendilerine. Bu peynir böyle dilimli bir peynir. İçinde 10 tane var. Bu da blok peynir. Bu daha önce de gösterdiğim videolarda bu tarz peynir göstermiştim. Tadı gerçekten kaşar peynirine benziyor. Eriyor kesinlikle. Şu üzerinde gördüğünüz pizzanın üzerinde gördüğünüz şekliyle de eriyor. Bunun dışında şöyle bir marka var. Bu Alman olması gerekiyor. Bu da dilimli peynir. Bunun tadı da oldukça güzel. Bunu daha önceden almıştım. Bu arada laktoz meselesine gelecek olursak ben daha önceden de aslında sütü hiçbir zaman sindiremedim. İnek sütünü. Birçok insan aslında laktoz intolerantı, yani vücudu laktozu sindiremiyor. Laktozsuz inek sütü diye bir şey var. Bu nasıl bir şey aslında? Şöyle bir örnek verebilirim. Vücudum nikotini sindiremiyor. O yüzden nikotinsiz sigara içmek gibi bir şey. Yine bütün zararları alıyorsunuz. Ve bunun dışında başkasına zarar veriyorsunuz. Kendi vücudunuza vereceğiniz zararlar aynı kalıyor. Sadece sindiremediğiniz o maddeyi içinden çıkarmış oluyorsunuz. Bu tofu'dan yapılıyor. Tofu bir soya ürünü. Krem peynir. Bunu açmıştım. Bu sandviçin içinde falan yenebilir. Bayağı böyle katı bir yapısı var. Krem peynire çok benziyor. Bunun dışında kabı çıktı ama bunu daha önceki videolarda da göstermiş olabilirim. Biolife'ın parmesanı. Bu bayağı gördüğünüz gibi direkt çok sert ve parmesan, direkt parmesan tadı. Sonra bir başka ürün aldığım şey yine şöyle bir krem peynir. Bunun içinde de taze soğan var. Simply Bee. Bu markayı da ben bayağı seviyorum. Bunun krem peynirleri de var. Daha önceki videoda göstermiş olmam gerekiyor. Şöyle bu da dilimli. Bunları mesela sandviçinize falan soğuk olarak da koyabilirsiniz. İsterseniz eritebilirsiniz. Bu peyniri daha önce paylaştım diye hatırlıyorum. Bu peynirin ana maddesi pirinç. Evet, doğru duydunuz, pirinç. Yani pirinç sütü görmüş ya da duymuş olabilirsiniz. Bu da pirincin peyniri. Mozzarella tipi. Oldukça light bir peynir. Kalorisi de az. Peynirler böyle. Genellikle aynı peynirden birkaç tane aldım. Artık hani yeni bir şey almayıp bildiklerimi alıyorum. Çünkü çok fazla şey var. Hepsini deneyemiyorum. Birkaç tane sos aldım. Onları göstereyim size. Bu size bahsettiğim vegan süpermarketin kendi ürünü. Bu mayonez ama katıca bir mayonez. Tadı aynı. Şöyle göstereyim tekrardan.
Onun dışında o dediğim size organik süpermarket Alnatura'dan bir tane. Bu da mayonez ama böyle tüplü. Bence oldukça kullanışlıya benziyor. Şu an açamadım ama. Böyle tüpten sıkıyorsunuz. Bir başka aldığım sos vegan Worcestershire sos. It's really beyond words. It's really incalculable. Söylemesi en zor sos. Bu genelde içinde balık falan oluyordu bunun. Böyle sardalya falan gibi bir balık. Bunda tabii ki yok. Çünkü vegan. Mesela Bloody Mary de kullanılıyor. Ben Bloody Mary çok severdim. Fakat içinde o sos var diye içemiyordum. Yine göstermiş olabilirim. Şöyle sosis var. Bunlar indirimdeydi. Gördüğünüz gibi 99 cent idi. Bunlardan bayağı da aldım. Hepsini kendim yemiyorum. Arkadaşlarıma da veriyorum. Vegan olan arkadaşlarıma, vegan olmayı düşünen arkadaşlarıma da veriyorum. Bunu daha önce de göstermiştim Tofurky'ye ama beğendiğim için tekrardan aldım. Bunu daha önce almamıştım. Bu çok sevdiğim bu vegan kalamar, vegan karidesin fan marka. Böyle bayağı salam, like ham sausages. Bunu daha önce göstermemiş olabilirim. Vegan nugget. Kardeşim vegan değil ama en sevdiği şeylerden biri bu vegan nugget. Bunun için hiçbir tavuk ölmedi. Hiçbir tavuğun bacağını, orasını burasını kesmediler. Sonra devam edelim. Chicken file. Bu marka da güzel bir marka. Viyana. Bu yine Vegans'ın Sea Style Sticks. Balık tipi. Bunu hiç denememiştim. Bunu deneyeceğim. Çok fazla vegan olmadan önce de yani böyle bir balık şeyim yoktu ama denemek için aldım. Bu Vegans'ın gene hamburger köftesi. Bu gyros yani şey Yunan kebabı gibi bir şey ama bizim kebaba tipine de benziyor. Bunu aldım. Yine gyros. Nasıl okunuyor? Gyro mu? Bir de bu markanınkini aldım. Bakalım bu markayı daha önce hiç denememiştim. Prolate. Bu da balık tipi. Stick. Böyle kızartmalı ya da fırında yapabilirsiniz. No beef. Bu da steymiş. Böyle hamburger gibi de aynı zamanda ama aynı zamanda da kendi başına da yenilebilir bir şey. Bir başka aldığım şinitsel, Vegans'ın kendi ürünü olan şinitsel. Bunun da bayağı güzel olacağını düşünüyorum. Daha önce nugget'ı denedim, bunu denememiştim. Son olarak peynir, şu VT markasını aldım. VT markasını aldım peynir olarak. Daha önce salamlarını vesairelerini sizlerle denemiştim. Daha aldığım vegan abur cuburlar var ve kozmetik ürünleri var. Onları da bir başka videoda paylaşayım diyorum. Çünkü videolar uzun olunca izlenmiyor sanırım. O yüzden onları da bir başka videoda paylaşacağım. Kedi severler, kedi yemezler. Köpek severler, köpek yemezler. Hayvan severler de hayvan yemezler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.